Bakıyorum da keyfin yerinde. Yerinde tabii hayatım, neden olmasın? Bak mis gibi bir otelimiz var artık. Yani var diye duralım mı hayatım ya? Bak açılış yaptık, gelen giden yok. Şu pembe hanımla yakınlaş diyorum. Onu da başarmıyorsun. Ay niye başaramayayım ya? Ne dediysen yaptım. Arkadaş olacaktın arkadaş. Hı? Ay hayatım, onlar kendileri dışında kimseyle görüşmüyorlar ki. Hem kadın yaşça çok büyük, yani ben ne konuşayım onunla? Yani yaştan dolayı olmadı diyorsun. Hı? Bak sen de haklı olabilirsin ha. Şu suratsız kıza yürüyelim. Kim o be? Hani var ya böyle garip garip alttan bakıyor falan şu. Nur Sema mı? Nur Sema. Nur Sema. Ya hakikaten o niye öyle ezik ya o kız? Ne bileyim hayatım, ben de anlamadım ya. Ha bunlar bizim açılışta böyle bir kendi aralarında bir böyle hat mat bir şeyler konuşuyorlardı. Sen de duyabildin mi? Duydum tabii canım. Nur Sema hat yapıyormuş. Hatta yakında da sergisi olacakmış. Hı, bak bu iyi haber. Ecem gelsin bizim otelde sergi açsın. Değil mi? Hı. Sen de o arada arayı ısıtırsın. Şöyle bir yakınlaşırsın. Ha? Ne bileyim yatır. Türbe falan gezersin artık ha? İyi tamam tamam. Ya hayatım niye suratını asıyorsun ya? Bak bunları her yerden bağlamamız lazım. Her yerden. Anladın mı? Anladım. Heh. Her şey ikimiz için. Ben bugün çok kalamayacağım. Annemle misafirliğe gideceğiz de. O hatta beni evden alacak. Tamam olur. Yine buluşuruz zaten. Sen neden hiçbir şeye neden, niçin diye sormuyorsun? Hep böyle misin? Ne sorayım mesela? Vay sen misafirliğe nasıl gidersin mi diyeyim. Ya öyle değil tabii de. Şimdi Sema, bak ben senin durumunun farkındayım. Yani istediğin zaman istediğin yerde olamayacağını da biliyorum. Zaten zar zor buluşuyoruz. Tadını çıkarmak varken bir de sana hesap mı sorayım? Sen çok anlaşlısın. Hiç kimseye benzemiyorsun. Yani babama, kardeşlerime, amcama. Farklısın onlardan. Evet, sizin evde biraz ataerkil bir sistem var, farkındayım. Yani annem babamın dediği olsun, tatsızlık çıkmasın der. O yüzden de babamın istemediği hiçbir şeyi yapmaz. Fatih de öyle, babama çekmiş. Hep kendi dediği olsun ister. Bizim doğada dişidir ama. Yapacak bir şey yok, o da ayak uyduracak. Deme öyle. Bak sen nasıl bu ailede doğduysan, o da başka bir yere doğdu. Yani bence evliliklerde de, ilişkilerde de en önemli şey anlayış. Biraz sen kendinden vereceksin, biraz ben kendimden vereceğim. Kimse de yaptığı fedakarlığın hesabını sormayacak. Doğru. Alo. Selamünaleyküm Nur Sema kardeş. Aleyküm selam. Ecem ben, Kayhan'ın nişanlısı, hatırladın mı? Ha. Buyurun. Nasılsın güzelim, iyi misin? Hamdolsun iyiyim, seni sormalı. Hamdolsun şükür. İyiyim ben de. Nur Sema'cığım, açılışta senin hat yaptığını duydum da. Biz de otele birkaç tane hat salatı asmak istiyoruz. Bunun için bir buluşup konuşalım mı? Ha tamam. Olur. Ha güzel. Yarın ararım seni o zaman, olur mu? Tamam. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Doğan'ın babasının nişanlısı var ya. Hı. O otele benim hatlardan koymak istiyorlarmış. Hadi canım. Vay, sanatımızı konuşturmaya başlıyoruz desene.
Kısmet. Hayırlı olsun. Sen çok yeteneklisin. Kim demiş sana sanatçı değilsin diye? Sen bana ilham veren kadınsın. Yani ben rezil olma pahasına parkta konser vermişim sana. Düşün yani. İşte bir de ayrıca çok güzel söylüyorsun. Bir tutamadın çişini. Buralarda girmek iyi değil. Gel bakayım. Vay Pembe Hanım vay. Demek senin kız da çıktı sokaklara, buluşmalara, oynaşmalara. E ben bunu Esma'ya söylemez miyim?